At. Oğlum beni görecektin tenis kortunda. Millet hayatını vakfediyor. Ben iki dakikada öğrendim. Nadal Federer, Boris Becker, daha çok Becker. Beklerim. Suratına kapatıyorum. 3, 2, 1. Buyur. Bak Reşat'cığım. Kaç haftadır buradasın? Olmuyor be abi. Yani arkadaşımsın. Kırılmanı istemem. Kusura bakma ama işine son vermek zorundayım. Sağlık olsun. Tam da bayram öncesi. Ha, muhasebeye talimat verdim, tam maaş ödeyecekler. Bayramda ne yapacaksın? 9 gün tatil var. Çocukları alıp bir güneye ineceğim. Yani ortaklar bezdirdi beni. Bana kızmadın değil mi? Yok canım. Hadi birader, iyi bayramlar. Yengeyle delikanlıya benden selamlar. Başla. Reşat Bey, biz çıkıyoruz. Size iyi bayramlar. Size de. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Pardon, isim neydi? Dilara Su. Dilara Su. Güzel, Dilara Su. Suyu ben ekledim sonradan. Güzel, Su. Valla şöyle söyleyeyim size. Sizin gibi güzel yüzlü hanımlara sektörde daima ihtiyaç var. Ay çok sağ olun. Ne demek efendim? Ne demek? O sizin güzelliğiniz. Beni dinlerseniz eğer, 3 ayak kalmaz star olursunuz. Ay inşallah Tarık Bey. Allah söyletiyor diyeyim. Kur'an çarpsın. Tabii canım. Biz kimleri meşhur etmedik ki. Bir bilseniz size şöyle kartımı... Zahmet olur. Evet. Orada cebim yazılı. 24 saat beni cepten arayabilirsiniz. Yalnız kontrolüm yokken hani ben sizi çaldırsam... Ne demek? Siz... Ne demek? Ben size hemen geri dönerim. Valla Tahir Bey çok sağ olun. Çok samimi bir insansınız. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Yani benim içimde bir oyunculuk ateşi var. Ve güzel. Gerçekten yani oyunculuk için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Güzel. Güzel. Bu önemli çünkü ne kadar siz verirseniz o kadar verdiğinizde geri şey yapmazsınız yani. Verdiğinizde kalmazsınız. Evet şöyle yapalım. Fotoğraflarınızı isterseniz bir. Hemen şimdi çekecek miyiz? Evet, deneyelim bir fotoğrafla bakalım nasıl şey yapalım. Bir deneyelim. Hayır, ben heyecanlandım da biraz böyle makineyi görünce. Yok canım yok. Heyecanlanacak bir şey yok. Güzel. Benim elim gayet hafiftir zaten. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet. Evet. Öyle kalsın. Evet, öne göre. Evet. Şu iyi mi? Evet. Hayır, siz de insan duyguya sokuyorsunuz. Makine en pahalısı. Tahir Bey, kadınlar ofisi bastı. Nasıl? Evet. Hani şu paralarını ödemediğimiz konuk giden kadınlar var ya, ha? Onlar ofisi bastı. Vallahi. Neydi? Vallahi. Kız dur tamam yemek bıçaklısın. Git bir şey uydur. De ki 5-10 dakika oyala. Şeye gitti. Nereye gitsin? Toplantıya gitti. Toplantı tamam. Hadi göreceğim. Siz de bu şeyle. Ay! Ya, ne oluyor? Tamam. Ay! 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 Ne oluyor? Like buna. Şşş! Ne olur ya?
öyle? Şşş, gelmedik. Daha tam gelmedik yani. Ben size gelirken haber vereceğim. Bak 155 bölümdür alacağım var. Yok 1000 bölüm. Allah Allah. İşte işsiz insanlara yardım et. Sonra da olacağı bu. Nankör bunlar, nankör. Efendi bakın biz çok köklü bir milletiz. Pardon şirketi. Ben orada şak şak yaparken iyi değil mi? İşte bizim böyle biraz hareketli bir sektörümüz var. Her an adrenalin. Yıkılıyor vallahi adrenalinden. Durun canım. Daha bir şey görmediniz. Bu görmediğim hali. Evet evet adrenalin yeni başladı. Ay dur Tayyip Bey. Hani böyle bir sahne olduğunu varsayınca çalışıyoruz, prova yapıyoruz. Yok gıdıklanıyor musunuz yoksa? Vallahi gıdıklanıyorum. Vallahi parçalarla. Ben de sessiz yapalım. Sessiz yapalım. damat, nasıl gidiyor filmcilik işleri? Var mı yeni projeler? Vallahi baba biz de yeni projeden ziyade tabii yapılan projelere biz dışarıdan oyuncu ve yardımcı eleman sağlıyoruz biliyorsunuz. Vallahi açık konuşayım aslında adamı olan malı götürüyor. Ben de kafaya taktım bir dizi patlatacağım. Ratinglerini yani tavan yapacak o zaman yırtacağız işte. Baba enişten filmci değil, casting şirketi sahibi. Yani programlara figürasyon falan veriyor. Yok haklı tabii aslında. Doğru söylüyor. Çünkü bizim işimizin sadece bir bölümü bu. Tamamı değil tabii ki. Ya enişte sizin yönetici aradı. Hala aidatları yatırmamışsın mısın? Oğlum çok ayıp. Yani söylenecek şey mi bu? Yine biz öderiz. Ne olacak? Kaç paralık şey? Ablam bu sabah Paris'ten aradı. Ah canım ne yapıyorlarmış? Ne yapacaklar? Her bayram bir yere gidiyorlar. Ben sizi üzülüyorum. Bu bayram da bir yere gidemediniz. Tatlımız dedik sağ olun anneciğim. Kalkalım artık. Bak bayram ziyareti başka yerlerde var gideceğimiz. Gel kızım. Bize müsaade. Dünya bu. Ya arıyorum arıyorum hep meşgul. Amma konuşuyorsunuz ya. Ha? Mete girecek fatura göte. Ne diyorsun Reşatçığım? Zaten canım sıkkın. Fatura diyorum. Fatura da fatura. Hayriye'yi hatırla. Amerika çok yazar girer kıçına. Nasıl yeni beste? Mete bu ne kardeşim? 100 milyar fatura gelmiş. 9 gün 24 saat muamelatlarıyla konuşulmuş. Kim yapar abi bunu? Şimdi bunu kim ödeyecek? Hem o kadar da dedik şehirler arasına kapat diye. Allah Allah nasıl olmuş ya? Nasıl olmuşu var mı abi? Olmuş işte. Seni adam diye buraya oturttuk ettiğin şu işe bak. Tamam suç benim. Olan olmuş. İstersen ortaklıktan ayrılayım. Hissem de sizin olsun. Tamam abi en doğrusu bu. Bilmiyorsan çeker gidersin. Kol gibi girdi kıçımıza ya. Sen mi yaptın? Neden? Neden ulan? İşte belki bu yüzden. Kovarsan kirpiği, unut iyiliği. Sen hastasın oğlum. Vallahi hastasın. Git tedavi ol. Ben hastaydım, şimdi tedavi oldum. Oh çok rahatım. Sen hastalandın galiba ha? Ben de işsiz kaldım sayende. Bir paket kına yollayayım, münasip bir yerine yak. Kınayı da yakarım, seni de yakarım. Göt. Manyak!